İtalya'da ana gündem ekonomik kriz. Ülke genel seçim öncesini krizi tamamlayan yolsuzluk ve skandal haberleriyle geçirdi. Bugünlerde kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz. Fakat bazı isimler de var ki ülkenin moralini ayakta tutuyor en azından öyle olması bekleniyor. İtalya'nın sinema ve edebiyatta dünya çapında tanınmış isimlerinden Dario Fo da bu kişilerin önde gelenlerinden. 1997 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fo, krizin başlıca aktörü olarak nitelendirdiği bankaları İtalyanların hayatından çalmakla suçluyor. Daryofo, kariyerinizin başka dönemlerinde de olduğu gibi resim yapmaya yoğunlaşmışsınız. Şunu sormak isterim. Bugünün İtalya'sını resmediyor olsanız, hangi renkleri kullanırdınız? Maalesef gri tonların ağırlıkta olacağı bir dönemden geçiyoruz. En iyi ihtimalle eflatun, turuncu, ya da kırmızının bazı tonlarına kadar açılabiliriz. Çünkü hareketlenme görülmüyor. Melankoli hakim. Adeta bir afet yaşamış gibiyiz. Yaşanan kriz yaşama sevincini ve tutkumuzu aldı götürdü. Sizin son çalışmalarınızda umuda yer veriyor musunuz? Umut nerede peki? Olumlu bir şey var ki o da yapabileceğimizi sonuna kadar yapıyor ve asla bırakmıyoruz. Çok insan görüyorum ki teslim olmuyor ve çözüm bulmak için, yeni yollar bulmak için çalışıyor. Yalnızca varlığını sürdürmek değil, yeni yaklaşımlar da ortaya koymak gerekiyor. Geçmişe 1997'de kazandığınız Nobel Edebiyat Ödülü'ne dönecek olursak, sizin için İsveç Nobel Akademisi'nin yaptığı tanımlamayı hatırlatmak isterim. Ortaçağ krallarının soytarılarından ilham alsa da zorbaları eleştirdi ve ezilenlerin onurunu korudu. Peki Daryofo'nun bugün hicvedeceği baskıcılar kim olabilir? Daha çok bankalar ve büyük ticari işletmeler. Tüm bu ipleri elinde tutanlar Oyun içinde oyun oynuyorlar. Medya, televizyonlar ve diğerleri aracılığıyla bütün güçleriyle halkın kendilerinin sebep olduğu şartların içinde yaşamayı kabul etmesini sağlamaya çalışıyorlar. İtalyan seçim sürecini evhamlı bir şekilde izlediğiniz görülüyor. Sizi en çok ne endişelendiriyor? <laughs> ...politikacılarla aynı endişeyi taşıdığımı hiç sanmıyorum. Çünkü kendimi dışarıda hissediyorum. Onların insan ilişkilerinden anladığı şeylerden artık bıktım... ...ve sadece kendi koltuğunu kaybetme riski taşıyan siyasetçiler için hiç üzülmüyorum. Bu artık onlar için bir görev değil de sanki bir meslek olmuş ve halk onlara güvendiği için de yapabiliyorlarmış gibi. Siyasetten hala bir şey beklemeli miyiz? Çok kısa sürede her şey değerini kaybetti. Yüzyıllar içinde kurulan şeyler hem de. Konulan kanunların değeri, toplum, adalet gibi umut ve güven de yıkıldı. Özellikle de adalet. E, bu yıkımı kim ne zaman yaptı? modo Kültüre ve bilgiye dayanan sağlam, dayanıklı bir sistem olmazsa ve halkın bilincinde de eşitlik, özgürlük ve adalet yerleşmemişse her şey yıkılıverir gider. Kanunları istismar eden, yolsuzluk yapan çok kişi var. Belirli bir isim vermemin çok faydası yok. Hepsi böyle. Etrafınıza bir bakın. İlk gördüğünüz onlardan biri olacak. Kesin burada da karışmıştır bir yerlere. Son dönemde ve bugünün siyasetinde ılımlı olmak iyi bir şey olarak nitelendirilir oldu. Siz ise böyle olmadığınızı hep gururla ifade ettiniz. Evet. Ilımlı olmaktaki sorun nedir? Her şeyden önce maske olması, oyun oynanıyor olması, iyi, kibar ve kimseye zararı olmayan insan maskesi. Fakat bu bir tuzak. Hareketlerinde, davranışlarında iyi, kibar görünüyorlar. Bundan da hiç vazgeçmiyorlar. Duruşlarını, ciddiyetlerini değiştirmiyor, bunu hiç bozmuyorlar. Bu ılımlıların bir güne bir günde dans edip şarkı söylediğini görmedim. Görünmeden, ortaya çıkmadan bir köşede saklanmayı iyi beceriyorlar. 1994'te sürpriz bir kararla politikaya atıldı ve burada uzun bir kariyere sahip oldu. Yıl 2013, geri döndü ve seçimlere giriyor. Tabii ki Berlusconi'den bahsediyoruz. Geçmişte onunla ilgili çok şey söylemiştiniz. Peki bugün nasıl görüyorsunuz? <laughs> Tam da dün Buster Keaton'dan bir pandomim yapmıştım. Büyükçe bir salonda bir heykel düşünün ve bir sürü kişi onu dik tutmaya çalışıyor. Her şeyi deniyorlar, itiyorlar, çekiyorlar, bazı aletler kullanıyorlar. Yeter ki heykel dengede durabilsin. Fakat sonunda düşüyor. Tam kırılıp dağılacakken son anda yere iki parmak mesafe kala durduruyorlar ve o şekilde tutmaya devam ediyorlar. Evet, bir kez daha döndü. Fakat her seferinde uçuruma daha da yaklaşmış olarak. Fakat oraya hiç düşmüyor. Bunun için sabırlı olmak gerekiyor. Son bir soru. İtalya'nın geleceği için umudunuz nedir? Özgürlük, tüm engellerden ve zincirlerden kurtulmuş olmak, hayatımızdan çalan rezaletlerden, esaretlerden ve iki yüzlülükten yeniden kendi hayatlarımızın sahibi olmak. işte benim ülkem için tek dileğim bu.